Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Son dakika sıcak gelişmeler var. Bunları aktaracağım sizlere. Sabah bir video çektik Göztepe maç onu videosunu ama demiştim sizlere sabahta ekstra bir gelişme olursa tekrardan bir video çeker. Tekrardan muhtemel kadroyu konuşuruz. Takım içindeki dengeleri tekrardan değerlendiririz diye sizlere söylemiştim. Göztepe takımına çok fazla değinmeyeceğim bu videoda. Daha çok Trabzonspor takımımızı konuşacağız. Çünkü kadroyu kurmak gerçekten çok zor. Abdullah Hoca bence evet çok fazla sakat var, formsuz oyun var, oyuncu var, formlu oyuncular var. Bunların hepsi tabi Abdullah Hoca'nın kafasını kurcalıyor. Abdullah Hoca nasıl bir kadro çıkartacak hepimiz için merak konusu. Şimdi öncelikle sakatlıklardan bilgi vereyim. Şimdi Tronsen'in kalçasında bir yırtık tespit edildi. Birinci derece Vakayeme ile aynı sakatlık. Tronsen sakat, Vakayeme sakat, Perez sakat, Yunus Mallı hastalığından dolayı kadroda olmadığı söylendi ki biraz daha Yunus Mallı 3 gün önce değindim, 2 gün önce değindim. Biraz kafalarda soru işareti yaratıyor Yunus Mallı maalesef takım içerisinde. Ve şimdi Abdülkadir Ömür'ün ufak bir sakatlığı vardı, antrenmanlara katılmadı. Bugün yapılan antrenmanda Hamşik, Abdülkadir Ömür ayaklarını denediler. Bir diğer memleketine giden Cornelius önemli bir oyuncu. Ve Cornelius maçtan sonra biliyorsunuz eşinin doğumu için ülkesine gitti ve tabii ki de normal doğum olduğu için muhtemelen biraz doğum uzadı ve hala gelemedi. Büyük ihtimal İzmir'e gelmesi bekleniliyor. Kafilede ismi var Cornelius'un. Kafileye dahil edildi. Büyük ihtimal özel uçak bir şekilde ayarlanır. Cornelius maça gelir ama takımla kampa girmeden maç günü gelecek bir oyuncunun da hani hiç antrenmana çıkmamış bir oyuncu Abdullah Hoca tercih eder mi? Zaten oyuncunun bir gribel enfeksiyonu vardı hatırlayın. Boğazında bir sıkıntı vardı. Şimdi hem hasta, hem yol çekecek, hem kafası çok dağınık, hem eşinin doğumu falan filan uykusuzluk derken biraz tabii ki de etkilenecek Cornelius diye düşünüyorum. Ne kadar profesyonel oyuncu olursa olsun etkilenecek ama Abdullah Hoca da şu an mevcut kadroda eksiklere bakıldığı zaman önemli eksikler. Bu eksiklerin olması beraber Cornelius her türlü kamp kadrosuna dahil etti. Şimdi bizim değinmemiz gereken konu Abdullah Hoca'nın hangi kadro formatıyla çıkacağı, hangi oyuncuları tercih edeceği. Şimdi bizim elimizde bir kere Dorukhan gibi çok önemli bir oyuncu var. Dorukhan adı şu anda bakın arkadaşlar sağ beke geçiyor, orta sahaya geçiyor, sağ öne bile geçiyor yani. Dorukhan gibi joker oyuncumuz var. İşte böyle oyuncular olduğu zaman bu kadar rotasyon, bu kadar eksiğin olduğu yerde eline koz olarak geçiyor. Sağ bekte mi değerlendireyim, orta sahada mı değerlendireyim diye birazcık zenginlik yaratıyor sana. Şimdi benim düşüncem arkadaşlar Marek Hamşik şimdi bugün ilk defa ayağını denedi. 10 gündür bir idmana çıkmamışlığı var. Sabah da konuştuk bunları ama tekrardan söyleyeceğim. Şimdi Cornelius'un oynayıp oynamayacağını, Hamşik'in oynayıp oynamayacağını konuşalım hep beraber burada. Sohbet gibi geçsin. Ve kadromu söyleyeceğim size çünkü yeniden şekillendi kadro. Şimdi benim kadromda şimdi Hamşik Göztepe maçı için risk edilecek bir oyuncu değil. Hani bizim takım için Hamşik olmazsa olmaz bir oyuncu ama demiştim Fenerbahçe maçını kazanan bir takım var. Hani orta sahayı Bakasetas, işte Berat, Abdülkadir Ömür üçlüsünü yapabilir. Hamşik'i oynatmadık yerine Berat ve Dorukhan'ı yan yana koyup önlerine Bakasetas koyabilir. Abdülkadir Ömür'ü sağa koyar, Cervinho'yu sola koyar. Tabii ki de Cornelius'u bekliyordum ben şahsen bu hafta oynamasını ama Cornelius yol çekecek dediklerim şartları tekrardan tekrarlamayayım. Ben Santofor'da Canini'nin %100 oynayacağını düşünüyorum. Normalde Canini kanada çeker diyorduk Vakayeme'nin yokluğunda. Çünkü Vakayeme'de sonuçta çok fazla defansa yardım etmiyor. Canini de yardım etmeyecekti. Yani çok fazla sıkıntı yaşamayacaktık. Çünkü Cornelius yol geliyor. Ben Canini komple banko ileride diye düşünüyorum. Şimdi benim muhtemel 11'imi sizlere söyleyeyim. Son dakika videosu olarak çekiyoruz. Çünkü sakatlıkların olması. Tronsen'in sakatlığı tabii ki de sol bekte Tronsen beklentisi var mıydı? Vardı. Açık ve net söylemek gerekirse. Tronsen Densil arasında gidiyor geliyor deniyordu hoca. Tabi aradan İsmail Köybaşı sürprizi gelirse kimse şaşırmasın. Çünkü Abdullah Hoca'nın gerçekten bazen kafasına göre, oyun formatına göre, kafadaki stratejisine göre takım içerisinde dengeler değiştirebiliyor her an. Benim muhtemel 11'im şu şekilde. Şimdi kalede Uğurcan Çakır banko zaten. Kaptan kalede. Sağ bekte şimdi Dorukhan ve Hüseyin Türkmen Serkan Aslan'ın adı geçiyor. Ben Hüseyin Türkmen'in kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Dorukhan'ı antrenmanlarda orta sahada denediğiyle alakalı bir bilgi var. Hani sağ bekte de düşünseydi sağ bekte deneme yapabilirdi ama son maçta sağ bekte oynadı. İyi kötü kafasında kestirmiş olabilir hoca ama ben sağ bekte nedense Serkan Aslan'ı bekliyorum. Sizin düşüncenizi de bilmiyorum. Dorukhan'ı ben orta sahada değerlendirebilir diye düşünüyorum. Yani tabii orada Siopis hamlesi de gelebilir ama bununla değineceğiz. Stoper'de Vitor Hugo, Edgar. Bu iki oyuncu zaten çok iyi anlaşıyorlar ve bu ikili bozacağını düşünmüyorum. Sol beke Tronsen başlama ihtimalinin olduğunu biliyoruz hocanın ama Tronsen'in sakatlığından dolayı sol beke
Arkadaşlar gelecek oyuncu Dansville olacaktır bence gene. Dansville'i sol beke koyacaktır. Orta saha çok önemli. Marek Hamşi Hoca oynatıp oynatmama kararı tamamıyla Abdul Hoca'nın iradesi içerisinde. Şimdi biz haftalardır konuşuyoruz. Oyuncunun sakatlanma potansiyelini ölçüyorlar. Oyuncu şöyle oluyor, oyuncu böyle oluyor. Yani her hafta 3, 4, 5 sürekli bir sakatlık, bir hastalık. Yani bir şanssızlıklar bırakmıyor yakamızı. Genelde de sakatlanan oyuncular aynı oyuncular. Bu da biraz düşündürücü. 4-5 tane oyuncu var. Sakatlıklar onların üzerinde dönüyor resmen. Hani ne olursa olsun arkadaşlar bilim hiçbir şekilde futbolun sahanın önüne geçemiyor. İstediğin kadar test yap, sakatlanacak oyuncu sakatlanıyor. Bu kadar da hani sonuçta bu testler evet nefesine bakıyorlar. Adele'deki güç kayıplarına bakıyorlar. Evet bu şekilde tespit etmek belli bir oranda evet ama %100 değil arkadaşlar. Bence bu %20, %30 tespit etmeni sağlar. Oyuncuyu dinlendirmeni seni yönlendirebilir ama sakatlıkta ben inanmıyorum arkadaşlar. Sakatlık farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü maç içerisindeki adrenalini, antrenman içindeki eforu hesaplamak mümkün değil. Genelde bu testler dinlenikken yapılıyor ya da antrenmandayken GPS takıyorlar. GPS şeklinde de ölçülüyor ama ben bunların sakatlık riskini çok fazla göstereceğine inanmıyorum diyerek arkadaşlar orta sahada ben arkadaşlar şunu söyleyeyim. Berat, Dorukan, önlerinde Bakasetas, sağ tarafta Abdülkadir Ömür, sol tarafta Cervinho. İleride de Canini'yi bekliyorum. Benim ilk 11'im bu şekilde olacak. Sizin ilk 11'inizde yazarsanız çok mutlu olurum. Bizim takımımızda bu hafta biraz şanssızlıklar var. Şimdi hamle olarak Yusuf Sarı'yı koyacağını düşünüyorum Abdullah Hoca'nın. Cornelius hamle olarak gelecektir. Onun dışında hani orta sahaya Siopis hamlesi gelebilir. Dorukhan'ı sağ beke koyup Serkan Hasan'ı oynatmayabilir. Tamamıyla bu haftanın kadrosu Abdullah Hoca'nın elinde. Abdullah Hoca'nın inisiyatifinde. Tabii biz burada değerlendirme yapıyoruz, konuşuyoruz. Sizlerle beraber sohbet şeklinde geçiyor. Cornelius'un inşallah sıkıntısız bir şekilde gelir. Cornelius'a çok ihtiyaç düşebilir bu maçta. Cornelius çünkü fizikli ve ceza sahası topçusu. Canini biraz daha gezgin oynayan bir santrafor. İkisi ayrı özellikleri olan santraforlar. Cornelius'un ben bu maçta mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bana sorarsan ilk 11 başlayacak diye bekliyordum. Sabah öyle söyledim ama Cornelius'un eşi doğum yapıyor. İnşallah sağlıklı sıhhatli çocuğunu kucağına almayı nasip eder Allah. Ve eşi de sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirir. Cornelius da moralli bir şekilde gelir ülkemize diye düşünüyorum. Hani son dakika gelişmelerini aktardım. Benim kafamdaki bu videoları çektik, sabah çektik, akşam çektik. Tek önemli detay Abdul Hoca Hamsik'i bu maçta riske edecek mi etmeyecek mi? Dorukhan'ı sağ bekle mi kullanacak, orta sahada mı kullanacak? Önemli detaylar bunlar. Cornelius her türlü bence yedek kulübesinde bekleyecek. İnşallah maça yetişir. Bu şekilde çok fazla da zamanınızı almayayım. Son dakika videosu olarak sıcağı sıcağına bu videoyu çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomun sonuna gelmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.